Üsküdar'da bir Sait Paşa İmamı vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Sait Paşa İmamı gerçekten sesi sadası çok güzel bir zat. Hatta Beşiktaş'ta ezan okuduğu zaman Üsküdar'dan dinlenirmiş. Böyle ama tam da böyle bizim rahmetli Vahid İzzi hocamız. Oğlum olacaksanız Sait Paşa İmamı gibi olun derdi. Niye öyle dedi? Buraya geleceğiz. Bir gün saraya da mevlid okunacak. Osmanlı Sarayı'nda nerede? Karşıda herhalde o Çırağan'ın oralarda büyük saraylar vardır. Oralarda mevlid okunacak. Bizim Sait Paşa İmamı da oraya davet edilmiş. Sait Paşa İmamı da davet edilir ama sarayda da bütün meşhur mevlüt anlarda hazırdır. Fakat Hoca Efendi gelmez vaktinde. Beklerler, beklerler. Valide Sultan Koca Padişah'ın hanımı. Yani her şey hazırlanmış ama bizim Hoca Efendi yok. Tabii bir müddet sonra gıybet başlar. Bırakın şunu canım. Onun keyfi olur gelir gelmez vesaire. Herkes muhabbete dalmış. Ama tam böyle gıybet meclisi artık. Ne yapalım derler. Gelmedi bu Sait Paşa İmamı. Diğer mevlütanlar okusunlar. Okusunlar ama bu işte her şeyde ona göre hazırlanmış. Başlarlar hakikaten böyle artık olmayacak, gelmeyecek bu Sait Paşa İmamı madem. Biz başlayalım mevlide. Çok da ayıp oldu Valide Hanım'a, koca padişah hanımına. Derken uzaklardan kayıttan bir ses gelmeye başlar. Ama öyle bir ses ki bütün boğazı inletir adeta böyle. Ondan sonra başlanır mevlide. Onlar mevlid okurlarken bizim Sait Paşa imamımız saraydan böyle okumaya başlar. Oo derler, bizim Hoca Efendi'nin keyfi oldu geliyor. Hem de gazen çekerek. Ama öyle güzel çeker ki Sultan-ı Rusul Şah-ı Mehmet Cessin Efendim biçarelere devleti sermezsin efendim. Menşur ile amrükle müeyyessin efendim. Divan-ı ilahi de seramezsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammedsin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Mehmet Cessin efendim. Bütün boğaz inliyor. Tamam derler herhalde Hazret. Böyle mazereni kapatmak için mazeretini geliyor artık. Keyfi oldu. Yaklaşır sandal. Böyle güzel bir şekilde kenara. Valide Hanım der ki yani hocam ayıp ettiniz filan. Ayıp ettiniz. Bu kadar insan sizi bekliyor der ama Hoca Efendi o Bülent Hava sesini bir tarafa bırakmış, başlar konuşmaya. Daha doğrusu Akif konuşturur. Ne diye konuşur? Henüz akşamdı ki gelsem diye düştüm yola. Yürüdüm haylice derken hele sen kısmete bak. Öteden karşıma bir yaşlıca hatun çıkarak azıcık dursana oğlum dedi. Durdum naçar. Göksüm imamlıya benziyor senin. Sana bir hizmet var. Yapma. Göksüm imamlıya benziyor. Sana bir hizmet var. Ama reddetme ki zaten beni mahvetmiş ölüm. Bir perişan anayım. Dağ gibi evlat gömdüm. Kızımın canı için bari bu 40. gece şöyle bir mevlid okutsam diyorum kendi kendimce. Nasıl etsem okuyan çok ya benim yufka elim hocasın elbette okursun. Hadi oğlum gidelim. Ne olur bir yorulursan hadi bekletme günah. Sen benim yavrumu şad et ki rızaen lillah iki dünyada aziz eylesin Allah da seni. Sarayda mevlüt bekleniyor.
Bir garip kadın çıkmış Sait Paşa İmam'ın önüne. Yapma diyor, evladım beni gel diyor. Bana bir nevi doku ver ne olursun. Hatunun sözleri divaneye döndürdü beni. Ne saray kaldı hayalimde, ne sultan ne filan. Çile dolsun yürü öyleyse dedim, oldu olan. Size yüzlerce adam mevlid okur benden iyi. Evet. Size yüzlerce adam mevlid okur benden iyi. Ama biçare kızın bağrı yanıp anneciğin yoklasın merdini, namerdini insan diyerek eli yüzlerce heyulaya deyip boş dönecek. Fukaranın seneler belki siler gözyaşını, hangi taş pekse hemen vurmaya baksın başını. Elin evladına yanmaz parasız bir kimse, çaresizdim sizi bekletmede, beklettimse valide, kusura kalma. Hoca der valide sultan, beni ağlatma yeter. Yeniden mevlüt okursun, bu dava biter demiş. Evet. Hoca demiş. Valide Sultan da öyle yere gelmiş ki bize Mahir hocamız, kıymetli gençler bunu anlatırdı. Bak evladım derdi. Önünüze bazen biçareler çıkar. Garipler çıkar. İhtiyaç sahipleri çıkar. Dikkat edin. Gönül almaya bakın. Ramazan aslında bir Sait Paşa imamı ruhudur. Kıymetli kardeşlerim.